Şimdi ise oldukça önemli bir gelişmeyi ekranlarınıza getireceğiz. SGK ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki geçici protokol 31 Mart'ta sona eriyor. Eğer yeniden anlaşma sağlanmazsa eczaneden ilaçlarını alan hastalar ilaçların ücretini cebinden ödeyecek. Uzmanlar uyarıyor, vakit varken ilacınızı alın diyor. Zira birkaç gün sonra ne olacağı belli değil. Hastalar telaşlı, eczacılarsa isteklerinde ısrarlı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki geçici anlaşma 31 Mart'ta sona eriyor. Eğer yeniden anlaşma sağlanamazsa hastalar ilaçların ücretini ödemek zorunda kalacak. Elbette ki birçok taleple karşı karşıya. Makul talepler var ve biz bunları karşılayacağız zaten. Eczacılarsa yüksek iskonto oranlarının düşürülmesi, muayene ücretlerinin eczaneler üzerinden alınmaması ve reçete başı fiyatının yükseltilmesini istiyor. Onların istediği, arzu ettiği tekliflerle uyumlaştığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda da reçete başı hizmet bedeli ile ilgili özellikle 0 ile 400 arası yani 400 milyona kadar ciro yapan eczanelerle ilgili biliyorsunuz reçete bedeli 0.75'ti. Biz bunu iki katına 1.5 liraya çıkardık. Daha az cirolu eczanelere daha yüksek bir katkı, daha yüksek cirolu eczanelere daha az bir katkıyla bir denge kurmaya çalıştık. Yani muhakkak şimdi bunu Türk Eczacılar Birliği kendi içerisinde değerlendiriyor. Dün de değerlendirdi, bugün de değerlendirecek, yarın da değerlendirecek. Muhtemelen yarın tekrar Türk Eczacılar Birliği ile bir araya geleceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Şunu özellikle eczacılarımızın bizi de anlayışla karşılayarak bilmesini istiyoruz. Tabii çok önemli bir dönem içerisinden geçiyoruz.